Hoş geldiniz. Murat ve ben her zaman olduğu gibi huzurlarınızdayız. Çaylar kahveler hazırsa başlıyoruz. Efendim hoş geldiniz. 11 Eylül sabahındayız. Çarşamba gündeyiz. Güzel bir gün olsun. Programımızın içi yine dop dolu. Zıpkın gibi, fişek gibiyiz gördüğün harika. Gibi. Ebru'cum. Harikasın. Bir şey söyleyeceğim. Saçlar çok iyi olmuş. Ha? Saçlar güzel. Hafif şöyle kestirilmiş değil mi? Evet. Bu sabah mı yaptınız? Sevgili Anılcığım ufak bir dokunuş gerçekleşti. Vallahi her sabah benim de saçlarım çok güzel yapıyor. Değil mi? Makyajım da çok güzel yapıyorlar. Ay, zam mı istiyorsun? Tamam konuşacağız. Biz hadi gecenin gerçekten sabahın erken saatlerinden itibaren diyeceğim. Hatta gece 9 itibariyle bizim mesaimiz başlıyor. Bu programın arkasında ve önünde çok fazla emek veren isim var. Çok fazla arkadaşlarımız var. Tüm kameraman arkadaşlarımız, tüm bireci herkese sevgi selam olsun öncelikle. Bizi dinleyen herkese sevgili seyircilerimiz hoş geldiniz tekrar ve teşekkürlerimizle burada olabilmek gerçekten önemli bir şey lütuf. Çünkü çok büyük bir çalışma var arkasında. Güzel söyledin Ebru'cum. Aynen senin bütün dileklerine katılıyorum. Bu sabah Show TV'ye görüşlerinizi bildiriniz. Murat Güloğlu ve Ebru Akel TV'de. Olur mu canım? Ebru Akel ve Murat Güloğlu TV'de diğer Instagram adreslerimizdir. Twitter'da, X'de aynı şekilde. Her şeyimiz bir oldu yani. Maşallah. Ben de bir TV yaptım. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Evet aynen. Daha ne olsun? Daha harika, ne diyeyim? Harika. O zaman böyle bir tek dilden, farklı bakış açılarımızla her tek zaman dil, olduğu tek, gibi. Aynen öyle. Bir başlayalım buyurun. Şimdi Murat'cığım, bir anne var bir de çocuk var hikayemizde. Güzel. Bu ne anne, bu anne belli ki biraz böyle sert çıkışları olabilen bir anne ki bu kez bu yeni okul çantasını yırtınca annesinin gazabından korkan çocuk evden kaçıyor. Acaba annem ne der deyip dayak yemekten korkan 12 yaşındaki çocuk 17 saat sonra bakın nerede bulundu. Neden yaptın oğlum dedim. Neden böyle keşke demez olaydım. Ne bileyim bu eve korkusundan giremeyecek. Arka taraftan gizlice çıkıp gidecek. Yıkık, üzgün, perişan, canından çok sevdiği evladı evden çıkıp sıra kadem bastı. Çocuk sanki bir göz kırpımında kayboldu. Bizden haberi verin yeter. Çekme abi. Neyse ki o ufaklık saatler sonra sağ salim bulundu. Anne oğlun kavuşması herkesi duygulandırdı. Gel bağırma basın sen. Burası Çanakkale. 12 yaşındaki Resul Guliyev okula başladı. Akşamüstü döndüğünde sırt çantası yırtılmıştı. Su şişesinin ön tarafına küçük bir yere koymuş. Orasından bozmuş. Fermuarlı yeri bozmuş, kopmuştu. Ona kızdım. Anne dedi dikersin dedi. Üstüne çok gittim. Annesi kızınca korkan çocuk evden kaçtı. Yakut Askerova çaresizce evladından gelecek iyi haberi beklemeye başladı. Gizlice korkusundan eve girmedi. Hani döverim sana ama dövmem yani kızdım aşırı kızdım korkudan girmemiş. Güvenlik kameraları incelenince Resul'ün evden 7 kilometre uzakta olduğu anlaşıldı. Ekipler onu bir ağacın tepesinde uyurken buldu. Resul korkmadın mı? Korkmadın mı hiç? Ben mi? He. Kapatabilir miyim abi? Nasıl abi, yürüdün oraya kadar? 17 saatlik endişeli bekleyiş yerini mutlu sona bıraktı. Oğluyla buluşan anne bu kez sevinçten ağladı. Sana bir şey yapmayacaktım diyecektim. Dedim gel çantanı dikeriz dedim. Yemin ederim dedim. Yani şimdi söylenecek o kadar çok söz var ki buradan. Bir evlat düşünün. Evet. Evden öyle bir kaçıyor ki Murat korkudan. 17 saat gelmiyor. 12 yaşında bak benim oğlumdan 1 yaş büyük. Bir ağacın tepesinde uyumayı göze alıyor çocuk. Sadece annesinin gazabından korktuğu için. Mesele ne? Bir dakika. Çantasının ön gözü yırtılmış hafifçe. Dövmezdim diyor. Kim bilir kaçıncı dayak bu? Bu çocuk kim bilir o evde nelere maruz kalıyor? Öyle bir son noktaya gelmiş ki eyvah annem şimdi yine bana acaba ne yapacak deyip ya kaçıp ağacın tepesinde uyur mu 11 yaşında çocuk? Neler yaşanıyor bu evlerin içinde ya?
Sonra ben bu timsah gözyaşlarıyla o çocuğun sen psikolojisini de düzeltemezsin. Sevgini de kanıtlayamazsın. Ömür boyu sevgisiz, anne tarafından sevilmemiş, psikolojik olarak problemler yaşayan evlatlar, çocuklar yetiştiriyorsun. Sen yapıyorsun bunu. Çünkü kendin belki ne kadar mutsuzsan ya da ne yaşıyorsan hayatında, hale bakıldığında, ya biraz başka şeylere yönelse sanki. Dövmek ne demek? Dövmezdim. Bak şu kareye lütfen bir yakından bakmak istiyorum. Buyurun. Çünkü yani buramda böyle patlayacağım bu hali. Şimdi polisler, jandarmalar, 1-2 arkadan halk. Çocuğun üzerine hamle yapan bir kadın, lütfen gözlerine bakar mısınız? Lütfen şu ifadeye bir bakın. Korkuya bak. Eyvah, bu kadar insanın içinde ben yine dayak yiyeceğim diyor. Hale bak çocuğa. Ya sürekli dayak yediğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz Murat ama bak. Bu kadar kesin bu konuşmayı ben çok uygunsuz bulurum Ebru'cum. Peki ya. İddia ediyorum ki bu çocuk bu evden dayak yememek için kaçtı. Ve kaçtığı için de korkmuş olabilir. Tamam mı? Fakat demek ki bu çocuk en ufak bir hamlede şu psikolojik açıdan şu çocuğun surat ifadesine bakın. Gelsin bu anne burada anlatsın ya. Arasın bizi, bağlansın, anlatsın. Hayır dövmüyorum, çocuğum da böyle değil desin. Yani kendi vicdanıyla hesaplaşsın önce. Ben bu insanlara, bu çocuklara, zaten çocuklar konusunda artık öfkemiz burada. Onların saçının teline zarar gelmesin. Zaten yanımızdalar. Biz onları büyütmekle, bir noktaya getirmekle görevli değil miyiz? En iyiyi verebilmekle. Korkutmayın kardeşim bu çocukları ya. Bu çocuklar korkudan, susmaktan bambaşka hallere gelmesinler. Ve nasıl sarıldığını da şaşırıyor çocuk yani hikayenin gerisinde. Söyleyeceklerim bu kadar. Vallahi yani hani anneye karşı evet bir gaddarlık, o kadar o yani katil mertebesine çıkarmamak şartıyla evet ben de eleştiriyorum. Yani evin içindeki durum, dövme, mövme vesaire vesaire var mıdır, yok mudur, ama aşırı bir tepkisi olduğu kesin annenin. Annenin de hani o sıradaki ruh halinden dolayı mıdır onu da bilemem. Evin içinde ne yaşanıyor ne yaşanmıyor, ama hani böyle tek bir kareden de yola çıkarak büyük bir fotoğrafı ben göremiyorum açıkçası. Ben vallahi kareden önce annenin gözyaşları içinde şu lafı duydum. Dövmezdim. Sana kimse dövecek misin ama diye sordum. Yani ben sürekli olarak dövüyorum da şimdi dövmezdim mi gelir onu da bilemiyorum Ebru. Yani özellikle bu yaştaki çocuklar çok hassas oluyorlar. Ve onlara karşı mesela evet çok aşırı kızmış belli ki. Yeni bir çanta almış, şunu yapmış, bunu yapmış falan filan çocuk. Tamam ve kaçmış gitmiş 7 kilometre boyunca. Ve dediğin gibi bir ağacın tepesine çıkıp uyumaya çalışmış vesaire. Ama işte burada hani evden kaçırtacak kadar korktuysa dozajı çok fazla yükseltmiş de olabilir anne. Eminim ki dersini almıştır buradan yani şu an baktığımız zaman. Ve canım cicim diye de pamuklara sarıp seviyordur. Umarım. Evlat kolay yetişmiyor, anne de kolay olunmuyor. Şimdi bu ders ikisine birden harbi ders olacak. Evet. Ama hani büyükler karşısında minik bir birey olduğunu da unutmayalım. Mesela büyükler öyle bir hareket yapıyor ki karşısındakini 10 yaşında, 11 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında kendisini aynı kafada olduğunu düşünüp ve ondan aynı reflekslerin kullanmasını istiyor. Hayır, onlar daha küçük. Evet. 12 yaşında bir küçükten bahsediyoruz. Dolayısıyla ona iyi örnek olması gerekiyor. Baba var peki mıdır, yok mudur? Olsa herhalde babaya giderdi, eğer ayrılarsa onu bilemem ama bu davranış şimdi şeklini asla ve hatta tasvip etmiyorum. Dediğin gibi ama çok da fazla açıkçası burada hani evin içi bir yangın yeriydi, dövmeler mömeler vardı da düşünmem açıkçası. Yok, hayır, öyle bir şey ifade ettiğimi düşünmüyorum. Yangın yeri midir nedir bilmiyorum. Yani Yakut Hanım'ın evinin içerisi. Ama yüreğinin içinin ne olduğu biraz belli sanki, değil mi? Yani çocuğu için ben onu dövmezdim diye haykırarak yola çıkan bir kadın ve sadece çantasının ucu yırtıldı. Bak bu çantayı kaybetmemiş, çantaya başka bir şey olmamış, yırtılmış ya, dikebilirsin değil mi? Bunun için dayak yiyen bir çocuk, dayak korkusundan kaçan bir çocuk var. Bu çocuk bardağından sütü de buraya dökse demek ki öyle bir şey olabilir. Ya da en ufak evin içinde bir tedirgin halde mi yaşıyor bu evlat? Şimdi Resul yavrumuz 12 yaşında sadece. Tabii ki anne üzülmüştür, tabii ki anne şu an kahrolmuş bu halinde görüyoruz. Fakat biraz başa sarsak filmi. Ben ne yaptım? Nerede hata yaptım acaba? Ama ani olarak kanın beyne sıçradığı zamanları da biliyoruz, tamam, görebiliyoruz insanları. Tamam, terse çevirelim. Çocuk dolayısıyla çok haylaz. Hayır hayır, anladım da yani bu tür bir olayın yarattığı etkiyi bu kadar sert, ben açıkçası üzülürüm. Yani aile için üzülürüm. Çünkü mesela şu an anne bizi izliyor. 12 yaşındaki evlat da izliyor. Ama ikisi aynı evde ve yıllar boyunca, ömür boyunca bu devam edecek.
Dolayısıyla orada bir barış imzalanması gerekiyor anne tarafından. Özellikle bu da ona büyük bir ders olacaktır diye düşünüyorum. Yani o kanın beyne aniden sıçraması artık olmasın güzeller güzeli kardeşlerim. Olay bu. Bu çocuğun ilk kaçışını bilmiyoruz. Neden bu kadar korktu, neden bu kadar korkutuldu bilmiyoruz ama bu çocuklar korkutulmasın. Gerçekten tabii, bu çocuk evinden, yuvasından, en güvenli olduğu alandan tabii kaçabilecek kadar korkuyorsa gerisini siz düşünün. Bu evden çıkıp geri dönemeyen kaçın çocuğun haberini veriyor olabilirdik bugün. Başına neler geldi diye arıyor olabilirdik. Bütün aynen, Türkiye aradı günlerce. Öncekiler de var. Konuşamadıklarımız var. Unuttuklarımız var. Ah ah deyip belki. Bilmediklerimiz var. Bilmediklerimiz var. O yüzden ebeveynler aman dikkat lütfen. Ne olur ya. Çok göz bebeğimiz onlar davranın bizim. Yani. Peki Antalya'da iddiaya göre komşusuna aracını dükkanının önünden çek diyen esnaf olumsuz bir cevap aldı ve bu cevaba istinaden çıldırdı. Ama çıldırma öyle bir çıldırma değil. Buyurun bakın ne yaptı. Ya, abi yapma ya. Abi yapma ya. Kaydırdım ya, yanlış doğru. Çıkardım. Kaldırıyor musun? Kaldırmıyor musun? Bak şimdi ben bu arabaya ne yapıyorum dedi. Kendi şahsi arabasını aldı, ters çevirip geri gelip arabama vurdu. Hızla geldi, komşusunun aracına böyle çarptı. Sonra da kazara oldu diyerek özür üstüne özür diledi. Özür diliyorum ya, ben şuraya girecektim. Yemin ediyorum çok özür diliyorum. Bütün hata benim. Burası Antalya. Hakan Gülsün Akyol çifti evleri önündeki sokağa araçlarını park etmişti. Esnaf komşu aracı kaldırmalarını istedi. Park kavgası işte bu taleple başladı. Bana bu arabayı buradan çekmezseniz ben daha da vuracağım dedi. Ben de kendisine hani herhangi bir belgesinin olup olmadığını, hani bu şekilde bir işlem yapılamayacağını söyledim. Aracına binen esnaf gazı kökleydi, komşusunun otomobiline geri geri böyle çarptı. İddiasına göre kasten yapmamış, talihsiz bir kaza yaşanmıştı. Arabadan indiği şekilde işte kusura kalmayın ben yanlışlıkla arabayı kaydırdım diyerek de ben sizin bütçeniz neyse öderim diye. Bütün masrafını öderim abi, hiç sorun yok, hata bende. Selçuk abi ya. Ama komşular öfkeliydi. Terbiyesizlik o, başka bir şey değil abi. Şurada komşuyuz ya. Aile o esnaftan şikayetçi oldu. Şimdi yine iki tane şey söyleyeceğim Murat. Bilmiyorum beni doğrula ya da tartış. Şimdi bu karşısındaki kişi kadın olmasaydı bir bu hareketi yapabilir miydi? Ya da karşısında bir erkek muhatap olsaydı konuşma bu şekilde mi olurdu? Hani iyi tarafından da bakabiliriz. Şimdi beyefendinin bunu yapacağı var. O arabayı kaldırmazsan ben kaldırırım. Fakat gördüğümüz bir şey var ki arabanın hemen arkası boş. Ya o kadar da girecek bir nokta değil. Oraya, o araç sığmaz. Bir de baksana tam garajı kapatıyor bir tarafta. Yok, otobüsü var oraya. Öyle mi diyorsun? Arkasında da bir taş var. Tek mesele, yani bilmiyorum geniş açıda bakıldığında bayağı bir yer var. Bir de yani orası sonuç itibariyle sana ait bir yer değil ki. Bu kadının bu arabasını bu hale getirmeye ne hakkın var senin? Dükkanımın önüne park edemezsin. Hani var ya buraya park edilmez. Mal neden gelecek abla? Ha, mal gelecek. E çek birazcık geriye. Bak kaldır o taşlarla kendine yer yapmış. Baksana onun yeri orası, onun mıntıkası. Buradan buraya geçemezsin. Aha da burası benim dükkanımın önüdür. Yani senin eğer bu konuyla ilgili belediyeden oraya tabela koyabileceğin bir iznin varsa tabii ki senin yerindir ve buna kimse bir şey diyemez. Ama aynı mahallede insanların arka arkaya park etmiş olduğu bir yerde. Park yasağı da var orada. Bak direğin orada yazıyor şu çarpı işareti. Evet, yani arkadaşlar park yazılmaz bilmiyorsa, mı? Şu an bulanık ne yazıyor? Park edilmez durumu. Bir de çünkü orada hemen yan tarafta apartmanın girişi var. Girişi. Zaten oraya hani park etmen yanlış da. Şimdi benim diyor ki çarpmadan başlarsak bu tamam. Hani bakıldığı zaman hani öyle pek yanlışlıkla çarpma durumu yok. Beyefendinin bir öfkesi durumu söz konusu. Cinsiyetçilik olarak gelirsek ilerleyen dakikalarda konuşuruz onu. Kadın erkek vesaire de. Şimdi İstanbul'umuzda da var. Ankara'mızda da var değil mi? Esnaf kardeşimizin ön taraf hadisesi. Ama hani oralarda atıyorum bir park yeri olsaydı belediyenin oralardan kiralıyorlar esnaflar. Aylık ya da yıllık. Burada öyle bir şey de yok. Ve dolayısıyla hani o park yeri benim diyecek bir durumu da söz konusu değil. Gördüğüm ve anladığım kadarıyla. Ama buraya gelip de ondan sonra çarpıyor bile isteye fikrimce. Sonra da birden ve arabayı orada bırakıyor, yolu kapatıyor ve iniyor içeri giriyor. Evet. Ve ondan sonra diyor ki hay Allah. Yani. Kamerayı görünce yapıyor onu. Aklında dalga geçme kamerayı kardeşim denir. Kamerayı görünce bir anda bambaşka bir insan haline geliyor. Bu arabanın içindeki insandan eser yok o anda farkındaysan. Ve o araba bilerek ve isteyerek geri geri son derece hızlı arabaya çarpılmış durumda.
Maksat zarar vermek. Ha, ayıkla pirincin taşını, bundan sonra işte kaskosu vesairesi, trafiği, zabıtı, bir sürü şey girecek. Bir de üstüne üstlük bu kadar huzursuzluk ve bu kadar da bir kin ve nefret girecek işin içine. Ya kurallara uyulsa orada zaten, işte az önce de gösterdik, park yapılmaz bir yer. Yani kimse burada sütten çıkmış ak kaşık değil. Tamam hanımefendi, biraz abi tamam pardon, girişimi kapattım. Ben biraz geri alayım. Arkada yer var, anlamadığım şey o. Yani birinden biri oraya girebilir, geri alabilir. Kaldır geri çek. Yani kim bilir bu her defasında park edildiğinde bu kadının başına ilk defa mı geliyor ya da bu kişilerin, araç sahiplerinin. Nedir bilinmez, fakat işte bak ufacık husumetler nelere mal oluyor. Tabii canım, şimdi şikayet. Orada esnaf da orada, o hanımefendinin ailesi de orada oturacak. Bugün sabah kalktıklarında bir günaydın olmayacak, günün kötü geçecek, yine onu göreceğim diye. Ondan sonra ne bileyim şikayetler, hukuk, mukuk, mahkeme falan filan derken sinir iş bozucu. Kim bilir nerelere gidecek yani. Aynen. Ondan sonra mahalleden taşınmaya kadar gider o durum, biliyor musun? Fena bir durum. Bir de kim yaptıracak mesela onu şimdi? Kim yaptıracak? Kaskocular baksın hadi bakalım. Kim zararlı, kim hatalı diye. İşte. Beyefendinin hareketi de yani. Çarpıyor, gidiyor, yürüyor. Ah hay Allah, çarptın falan filan durumu yok sonradan. İşte öfke. Hayır, kendi arabası da zarar görmüş orada. Yani öfkeyi artık yani tutulamaz bir hal yani. Hem kendine zarar hem başkasına zarar. Ne o, sen bir daha buraya ders verme hikayesinde bir numarayız gerçekten. Fakat çözme konusunda sıfır. Yani ama şurada kasıt aranmıyorsa birden da mesela gitsin yeniden ehliyet sınavına girsin. Çünkü bu şekilde trafiğe çıkarsa bu arkadaş hepimiz için tehlike. Düşünsene. Herkese biçer gider yani. Bir anda öfkelendi yani. Diyelim, diyor yani. Bu şekilde durduk arka arkaya gelip birdenbire dandiye vuruyorsan trafikte de sen benim için, onun için, herkes için tehlikesin. Ya kendi canı, kendi aracı, kendi malı, canı önemli olmayan bir insan için ne olabilir? Yani bu tarz tutarsız davranışlarda olan insanlarla karşılaşabiliyoruz. Fakat hani uzaktan da kendini belli ediyor mu acaba bu insan, ben böyle bir şey yapacağım? Hisseder misin mesela? Bu adam pek tekin değil galiba. Yok, çoğu zaman diyoruz ya, hiç göründüğü gibi çıkmadı. Değil, yani. Dolayısıyla günümüzde artık melek, şeytan, şeytan, melek aradı bir yerde falan filan. Yani kimse kimseyi anlayamıyor. Sadece kurallara, hukuk bir şekilde uyarsak harikulade oluruz. Şimdi Laleli eşsiz bir yer Ebru'cum. Hiç gittin mi Laleli'ye şöyle gidip gelirken? Yani bambaşka bir dünya. İstanbul'umuzun en canlı yerlerinden biri. İçinde 72-75... 172 milletten herkes orada. Yani bambaşka bir İstanbul'un bambaşka bir coğrafyası. Hem oteller ve kimi restoranlarda bu aralar çok şikayetçi. Neden dolayı? Şundan dolayı. Kapkaş, otellere girip çanta çalma. Sanki gruptan biriymiş gibi davranıyor. Sanıyorsunuz ki bir turistin çocuğu gibi. Kötü kılıkla gelmiyorlar. Biri peşlerinden geldi, cüzdanı kaptı kaçtı. Misafir gibi otellerin içine giriyorlar. Öteki masayı gözetleyip çaldı, çantayı kamufle etti. Müşteri kılığındaki o çeteler otel otel dolaşıp turistleri soydu. Vaka sayısı gitgide bölgemizde çoğaldı. Burası günde binlerce turiste ev sahipliği yapan Laleli, öyle ki ev sahipliğiyle değil, son dönemde buraya dadanan hırsızlarıyla gündemde. O hırsızlar çeteleşip turistlerin en uygun anını kolluyor ve iddiaya göre o anı bulduklarında harekete geçiyor. Çocuklarını kullanıyorlar. Yaklaşık 8-10 yaşlar arasında. Neticede insanlar buraya dolaşmaya geliyorlar. Kimi ticarete geliyor. Cebindeki parası gittiğinde tatili zehir oluyor. Hırsızlık çeteleri otellere giriş yapabilmek için farklı farklı taktiklere başvuruyor. Bazen gruplarımız valizleriyle yürüyerek girmek zorunda kalıyorlar. O arada grubun içine girebiliyor. İşte bu şekilde giriş yaptıktan sonra kendilerini restorana atıyor ve restoranda yemek almaya kalkan misafirlerin masada duran bu çantalarını alıyor. Hemen kamufle ederek onu alıp o şekilde dışarı çıkıyor. Olay yerine uzaklaşıyor. Haliyle bu durumdan en çok otel sahipleri, çalışanları, yöneticileri mağdur ve o turistler mağduriyet yaşadıktan sonra bir daha otele gelmiyor. Onlar da bir an önce bu çetelerin çökertilmesini istiyor. Oda sayısı yüksek olan otellerde bunun takibi inanın çok zor. Aman dikkat. Yani bu hepimiz için geçerli. Şuradan şuraya hiçbir şeyini gözünün önünden ayırmayacaksın yani. Ama biz ayırmıyoruz da turistler ayırıyor. Turistler, çünkü güvenli bir yer olduğunu düşünüyor demek ki İstanbul'umuzun. Tabii ülkelerinde böyle bir şey olmadığı için. Yok hayır, ya vardır da belki de. Yani turist olarak gittiğin zaman sen de ben de, benim bütün güvenlik durumlarım bazen. Çünkü İstanbul'dayım, atıyorum Roma'dayım, Paris'teyim. Yani o kafa tatil kafasına giriyor biraz. Tamam, iş için gelenler de var. Ve o çantayı orada unutabiliyorsun. Başka şeyler devreye giriyor falan da filan da.
Yani dolayısıyla... Ya insaniyetten gelmek lazım biraz. Hani anlatabiliyor muyum? O anda senin acil bir ihtiyacın çıktı. Telefonunu şarja takmaya gittin. Çantayı döndün taktın. Dünyanın her yerinde olabilir. Sen de başına geldi. Senin de telefonun elinden yürürken yurt dışında çalınmıştı. Benim bir arkadaşım yine tam havalimanındayken, yürürken kontara doğru sırt çantasından pasaportu ve cüzdanı çalındı. İşte yani. Yani gitti çantayı aldı yok. Yani her yerde herkesin başına gelebiliyor. Ama yani... bu da otel. En güvenli olduğun ortam senin. Evet. Hadi sokakta Sultanahmet'in bir yerinde gezmiyorsun ki İngiliz halinle ya da Arap halinle. Ama burada şimdi otellere de o kadar çok giren çıkanı vesaire vesaire var ki. Çok zor. Nasıl onun ayrımını yapacaksın? Bu şeydir, diyemezsin. Yani konuktur, bu değildir diye. Kalıyor, her biri şey mi atıyorum? 1403 numaralı odada kalıyorum. Şöyle bir yaka mı, şey, askı mı koyacağız? Tabii. 1403, 1405 falan filan. Olmuyor. Dolayısıyla o güvenliği daha da fazla herhalde oluşturmaları gerekiyor arkadaşlarım. Bunun için de ayrı istihdam yapmaları gerekiyor ya da bir şekilde nasıl bir şekilde önüne geçmeleri. Girdikleri andan itibaren çantalarınıza sahip çıkın diye her yerde yani ya yazılsın, bağırılsın, çalılsın da şeyler. Yani hani zor ya, zor. Dolayısıyla özellikle bu noktalarda zaten sivil anlamda çok fazla güvenlik görevlisi de var. Demek otellerin içine kadar girilecek yani. Çok üzücü. Çünkü o paralar gidiyor, dışarıda harcama yapması gerekirken yapmıyor. Hadi ondan sonra yurduna dönüyor. Aynen. Üzücü. Ve üzücü. Ve ne kadar eksi puan. Evet. Peki, Ordu'ya gidelim. Eha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama geldi sevgili Nilüfer tarafından. Bu önemli çünkü evet, bekliyorduk. Entübe ardından yoğun bakımdan çıkarılıyor, çıkarılmıyor falan derken bir entübe daha olmuştu. Ve kendisi ziyarete gitti kızıyla beraber ve bir açıklama da yaptı. Nilüfer Hanım bakalım çok neler şükür söylemiş. Hanım merhaba. Merhaba. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Nasılsınız? Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Reha Bey'in durumu nasıl? Son bilgiyi alalım sizden. İyi, gayet iyi. Daha da iyi olacak. Yani zamana ihtiyaç var biraz ama şu anda iyiydi yani. Oturuyordu. Sohbet ettik. Biraz zaman lazım. Sağlık durumu şu an ama gayet iyi. Ne zaman taburcu olur peki? Var mıdır bir tarih yoksa? O konuda bir şey söylemiyorlar. Kendisini nasıl hissediyor peki? Psikolojik ben nasıl? Ben gayet iyi gördüm. Biraz yorgun tabii ama ben iyi buldum yani. Onun için içim rahat ayrıldı. Sürecin başlangıcıyla ilgili de birçok haber çıktı. Kendisi bu durumdan nasıl etkilenmiş? Yok, o konularla ilgisi yok. Deniz Hanım'la da buzlar eridi. Onu da konuştunuz mu hiç? Hayır, sizi. En son biliyorsunuz çünkü oğlunuzun da bir açıklaması olmuştu. Hani ben kaçırılmadım. Deniz Hanım'ın oğlu. Evet. Bir açıklaması olmuştu kaçırılmadım diye. Evet. Tatsızlık devam ediyor mu kendi aranızda? Bir şey konuşmadım. Ben açıklamaları zaten gördüm. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet. Geçmiş olsun. Çok güzel bir haber aslında bu. Umut tabii veren güzel bir haber. Bu haberi duymak çok mutlu etti. Yüzümüzü güldürdü. Nilüfer'in de bu olumlu tavrı. Çok. Güzel hali. Çok güzel bir de birinci ağızdan bir hani spekülasyonlara yer vermeksizin duyulması böyle zamanlarda çok daha kıymetli. Hı-hı. Büyük geçmişler olsun. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kutluyoruz bir bu kez arada. Ne güzel. Yeni bir hani sonuçta ikinci hayatı tabii nereden baksan ve çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bu arada gazeteci arkadaşımızın soru sorması da son derece evet yerinde olmuş. Bütün bir soruları cevaplamış. En azından kimin ne tarafta ne şekilde davrandığını da hep beraber görüyoruz. Evet. Hiçbir evet polemiğe girmeden, evet, hiç o konulardan da bahis açmamış belli tabii ki. Tabii. Hastane çalışanları da aynı şekilde. Evet. Anladığım kadarıyla kafası rahat bir şekilde sadece sağlığına odaklanan bir Reha Muhtar var. Tabii. Tez zamanda aramıza Bebek Sahili'ne dönmesini bekliyoruz. İnşallah. Baksana oturup sohbet ederken ki hallerinden bahsetti. Onun için çok kıymetli. Pekala, Ankara'ya geçiyorum buradan. Buyurunuz. Kırmızı ışıkta uyudu, yeşil ışıkta uyandı. Bunu yapan bir şoför İstanbul'da. 30 saniyecik evet, ya da 45 saniye. Hı-hı. Canım ya, yorgun İstanbul'da mu? Bir taksicinin uykusuzluğu ve yolcusunun cep telefonu kamerasına yansıdı bu şekilde. Şoför aldığı yolcuyla bir süre ilerliyor önce. Görelim. Abi Yeşil Hanım. Sonra ışıkta uyuyor kırmızıda. Bir anda şurada bir uyuklayayım ben diyor. Bu durumu gören yolcu tabii ki şaşırıyor ve yeşil ışığın yanmasıyla beraber abi uyan diye dürtüyor. Sonra da diyor ki taksici sen beni kırmızıda yeşilde bundan sonra uyandır diyor mesela. Hani ikinci ışıklarında kırmızıya inşallah abi gelecek diye de kafasında dua ediyordur belki. Abi Yeşil Hanım. İşte yani, ben
sen ben olsak mesela o taksinin içinde, yani ben inerdim zaten, gitmezdim. Kendisini de rica ederdim. Şu ortamda iner miydin gerçekten? Vallahi inerdim. Ben ne uyan adamla nasıl zor gideyim? Hazır bulmuşsun. Ha, bu hiç önemli değil. Hmm. Yürürüm orada ya da ileride sağa çektiririm ya da ben direksiyona geçerim. Benim başıma geldi bir kere. Nedir? Bolu'da bir çekimden dönüyorduk. Herhalde gündüz boyunca çalıştık çekimler yaptık tepelerde bir yerde. Dönüşte şoför abinin herhalde hava çarptı diye düşündüm. Ben uykusu geldi. Ben oturuyorum. Abi böyle resmen gözler kapandı. Önümüzdeki tır gibi böyle bir şeyin altına biz giriyorduk. Ben arkadan uçup uf diye direksiyonu sola çevirdiğimi hatırlıyorum. Düşün. Ciddi misin? Kesinlikle benim başıma bu geldi. Yani burada da olabilir o. Bir trafiğe çıksa şimdi nispeten tabii sıkışık bir trafik var. Bir D100'e, ETM'e falan çıksa mahvolacaklar. Olabilir. Allah, aynen öyle. Yani ya, bu anlık bir şey. Ve sonra dedim ki abicim sen yanda otur, ben kullanırım arabayı dedim. Ve yol boyunca o yanımda oturdu. Tamam ben uyandım falan dese de ben şimdi bir daha o riske girer miyim? Girmemek lazım. Hı-hı. Ya. Bu çok tehlikeli bir şey. Fakat burada bu beyefendinin bu kadar kısa süreli uyku uyanma, muhtemelen bir şeker hastalığı, bir insülinle ilgili bir problemi var. Bir doktora gözüksün yani en azından i̇ç bu kişilerin durumu, iç geçmesi. Ama bu bir rahatsızlık da olabilir. Normalde taksi şoförleri 12 saatlik vardiyalarla çalışıyorlar. Ve günün her saatinde de elini kaldırıyorsun. Senin ve gideceğin yeri sevmiyorsa da sürekli araç değiştirecekler. Sürekli şoför değişimi oluyor. Hani genelde 3,5-4'tür ama ben rastlıyorum. Mesela saat 8'de de bakıyor benim tipime. Bunda para var mı yok mu diye. Araç değiştirmeye gidiyoruz. Bir şoför değiştirmeye gidiyoruz falan filan diyorlar. Bilmiyorum, 12 saat çalışılır mı ya İstanbul trafiğinde özellikle? Düşünsene. Her yerde ayrı mevzu da. Şimdi bu abimiz yani tamam görünüş olarak komik bir durum ama trajikomik. Evet. Seni, beni, herkesi biçebilir arkadaş. Yani o, ne yapacaklar o işi bilmiyorum. Hadi bakalım. 3 vardiyaya çıkarsınlar. Üç ama işte orada da her şey duygusal. Değişiyor biraz daha. Ben yine Nişantaşı'da bir taksi ararken bu anımı da anlatayım. Ondan sonra durdu. Beni aldı arabaya. Abla dedi ben seni tanıdım da aldım dedi. Yoksa da elinde torba olmayanı almıyorum dedi. Ne demek o dedim. Gerçekten ne demek bu dedim ya. Abla dedi torbası olan dedi belli ki onu taşımakta zorluk çekiyor. Bana da istediğim parayı verecek dedi. Nasıl dedim taksimetre yok dedi. Baştan söylüyorum ona verdiği para nedir ki dedi beni oradan oraya götüreceğim dedi. O bana da atıyor dedi 200-300 dedi. Dolar, euro vesaire. Bu işlerin artık çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü yeni taksiler de giriyor işin içine. Evet evet. Hep beraber görürüz yani. Cumartesi akşamı yağmur olmasına rağmen çok güzel bir şekilde taksi buldum. Çok mutluyum. Taksicilikten ziyade taksiyi kullanan arkadaşların eğitimi gerek ve şart. Müthiş ve taksi plakası kimdeyse, kime hesap veriyorsa onların eğitimi şart. Evet, kesinlikle. Buyurunuz. Şimdi ilginç bir evlilik teklifinin verileceği bir haberdesin. Hazır mısın sevgili seyirci? Ebru'cum hazır mısın? Hazırım, çok şimdi, güzel. Şimdi kardeşimiz Bursa itfaiyesinde çalışıyor Mert. Bro. Ardından kendisi Eskişehir itfaiyesinde görevli sevdiceği Ayça Hanım'a özel bir teklifte bulunuyor ama nasıl? Meslektaşıyken çalan sirenle eşi oldu. Evet. Bursa itfaiyesinde görevli Mert Halıcı, Eskişehir itfaiyesinde görevli sevgilisi Ayça Demir'e büyük bir sürpriz hazırladı. Şaka yapıyorsun. Ayça'nın mesleğine olan aşkını bildiğim için iki heyecanı aynı anda yaşamasını istedim. Çünkü sürekli bana o kampana sesi çaldığında nasıl heyecanlandığını, olaya giderken yaşadığı heyecanı, yani o adrenalin duygusuna olan aşkını anlatıyordu. Ama bu ses bence en güzel bana geldi. Çünkü öyle bir heyecandı ki, öyle bir güzellikti. Bunu anlatabileceğim, tarif edebileceğim bir duygu yok. Kampana sesi çaldı, genç itfaiyeci saniyeler içinde hazırlanıp kamyonun kapısını açtı. Şaka yapıyorsun. Şaka! Elinde çiçek ve yüzükle sevgilisini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Aley! İşini aşkla yapan itfaiyeci çift alkışlarla dünya evine girdi. Mesleğimize olan aşkımızı, birbirimize olan aşkımızı pekiştirmiş olduk aslında. Yani bunu bence çocuklarımıza, torunlarımıza çok böyle mutlu ve heyecan dolu hala anlatıyor olacağız. Kampana sesi. Bunu duyan evlilik teklifi yapıyor görüyoruz. Kampana dediğimiz olay bu yani. Ha? Siren dedi. O anda o meslek görev bilinciyle, aşkıyla koşuyor. O aşkla beraber kıyafetlerini giyip bir kapıyı açıyor, bir başka aşk. Meğersem gerçek aşkın peşine gidiyormuş.
Hadi çok bakalım güzel, şahane. Çok tebrik ederim. Harikulade. Harika. Yani siz işte evlatlar yetiştirin. Muhteşemsiniz. Güzel, güzel. Muhteşem. Şimdi tabii eleştiriler de olacaktır bizim memleket, biliyorsun. Herkes bir madalyonun arka tarafından önünden konuşmak için konuşurlar. Ama itfaiye ya, orada bir yangın çıksa nasıl gidecek bunlar falan filan diye. Bir 5 dakika boşlukları var güzel kardeşim. Sürekli de her yerde yangına hortumuyla koşmuyor bu arkadaşlar. Ya demek ki böyle o an bir güzellik zaten sorulmuştur yani. Üstüne göre orada sormuştur müdürlerine. Yani bir yangın var mı, ne yapayım şimdi falan. 2 dakikalık bir şey yapmayı planlıyorum. İzin almışlardır mutlaka. Ha, gelecek yani, eleştiri varsa o arkadaşlar için ben şimdiden yanıtlayayım da öyle her aynen taşın altından bir şey, aman her bilmem nenin altından da buzağı olun, aramayın kardeşlerim. Aramayın, ne kadar da güzel. Hadi bakalım. Ay, çığlık atasım var ama. Ama arkadaş şeyde, nerede? Bursa'da. Diğer arkadaş Eskişehir'de. Evet. Demek ki artık bir evlilik süreci olursa herhalde Eskişehir'deki Bursa'ya, Bursa'daki Eskişehir'e ya da ortada bir yerde belki Bilecik'te itfaiyesinde buluşabilirler. Güzel ya, çok mesleğini güzel bu şekilde. Düşünsene, diyor ki kampana o sesi duyunca bambaşka bir insan oluyorum diyor. Tabii. Mesleğini ne kadar çok seviyor. Ne kadar güzel. Bravo. Güzel kardeşim. Mutluluklar diliyoruz. Harikasınız. İlham veriyor böyle güzel ilişkiler. Vallahi. Murat, bir şey soracağım. Mesela diyelim ki biz seninle beraberiz ya da sen, hadi şöyle sorayım, daha gerçekçi bir yerden sorayım. Kız arkadaşını bir yere yıl dönümü yemeğine götüreceksin, özel bir güne. Önceden planlar mısın? Tabii canım, salla pati olmazmış. Olmaz. Bir rezervasyon falan filan yapıyor. Ne yaparsın mesela? Ne düşünürsün onu götürmek için? Valla o anın ambiyansı, durumu, mevsimine vesaire vesaireye mevsim göre. Mesela o ara çok böyle antin kuntin dediğim restoranlara çok gittiysek daha sokak lezzetlerine yönelirim. Evet. Çok sokak lezzetinden takılıyorsak daha böyle paraya kıyıp icabında restoran kredisi alıp bir akşam yemeği kredisi alıp mum ışıklarıyla beraber böyle bir iflah olmaz romantik olarak böyle bir güzellik yaparım. Sen ne düşünüyorsun mesela? Ne yaparsın? Evde mi mesela ya da? Her yerde olabilir. Nerede? Yani ev, nerede? Her yer derken? Parkta. Arkada Şişli Belediyesi yazıyor ya da Beşiktaş Belediyesi. Parkı kurmuşsun, sofrayı. Ya bana neyle geldiği önemli. Yani. Hayır, sen ne yapacaksın? Sana ben geldiğini nereye götürürüm? Ben niye götürüyorum ya? Bir dakika. O kadar da değil yani. İyi de adam 5 tane yere götürdü. Bir yere götürmez misin? Hayır, evlilik yıl döneminde ya da herhangi doğum günümde beni götürsün muhtemelen. Velev ki erkeksin yani, diyeyim o halde. Velev ki erkeksin. Aa, ne güzel kaçtı ya. Niye beni götürüyor diyor. Niye ben götürüyorum niye diyor. Niye ben götürüyorum bir dakika. Böyle bir şey olur mu ya? Kızlar, Allah aşkına böyle davranmayın. Velev ki erkeksin. Allah, çok şükür değilim yani şu anda. Hayır yani. Bir dakika. Tamam, yani bir dakika. Kadın erkek farkını ben burada, yani kadının da erkeğin de yapamayacağı hiçbir şey yok bu arada. Tamam, gerçekten anladım, anladım de da. Yeri geldiğinde erkek gibi de bir elbette, kadınımdır. Tamam. İşte yeri geldi diyelim. Velev ki erkeksin ve yemeğe götüreceksin kız arkadaşını. Evlilik yıl dönümü, sevgililik, nişan, artık onun bilmem nesi, onun şesu busu. Valla benim sürprizlerim ünlüdür. Ben evet, böyle önden çalışırım. Birinin bir doğum gününü söyle diyor bak. Şu an birinin mesela doğum günü kutlayacağım ya da bir şey ya da bir hediye yapacağım. Onu ben öncesinden planlarım. Çok alengirli bir şey mi yoksa? Alengirli, bu küçük, çok büyük bir şey olmasına gerek yok. O bir tane bir fotoğrafın anısı da olabilir. Onun altına yazılmış bir şiir de olabilir. Ama nereye hiç götüreceğin beklemedi konusunda bir şey söylemedin. Olabilir, şimdi olabilirler hediyeye de. Hediyeye geldim. Net. Hediye. Nereye götüreyim? Şiir yazar Ebru. Evet. Ünlü şair Ebru Akel'den bir dizi hayır, almayalım canım, mı şimdi? Sen de abartma. Neyse, ben mesela bu çok iyi bir fikir oldu. Ebru Şancı ve sevgili eşim. Cevap alabildik eşi, mi arkadaşlar? Alparslan Öztürk'ü düşünme payı ver o anda, haberi anlatayım. Evliliklerinde 9. yılı kutlarken maşallah, eşinin seni harika bir yere götürüyorum demesi sözleriyle büyük heyecan yaşayan Şancı giyinmiş. Kıyafetler, elbiseler, saçlar, küpeler çok da güzel gerçekten. Aynen. Seyyar Pilavcı'ya gidince gerçeği anladı. Lüks bir restorana gitme hayali kuran Şancı Seyyar Pilavcı'yı görünce çok şaşırmışa benzemiyor. Çok mutlu görünüyorlar bence. Valla yol kenarında meşhur bir pilavcı galiba. Baksana. Allah, evet. Tavuk pilav mı yiyorlar yoksa bizimkiler gibi ketçaplı pilav mı? Bizimkiler kim? Aa, aile dizisinde. Hmm. Ha? Aslan biliyorsun devini pilav yemeye götürmüştü. Pilav yerken. Şaşırmış mıydı kızcağız? Kız şaşırmamıştı. Ama onların rutinleri öyleydi herhalde. Evet, onlar pilav yiyorlar. Böyle özel bir günde yapmamıştı herhalde. Ne dersin? Ha bak, yapıyor. Oh. Of of of. Valla ketçaplı pilav satışları patlamıştı o zaman. Demek ki bu çok romantik bir hareket diye. Burada ne diyoruz mesela? Hani sen kendini kimin yerine koysan? Hadi Ebru Şancı'nın yerine koy. Varsayalım. Of, vallahi gerçekten insanın canı çekti canı be. Canı çekiyor değil mi? Peki ketçap olayına biraz karşıyım ama yani evet, sevemiyorum. Ama ben acı bir sevmem şeyler olsa bu bambaşka bir şey acı olmuş. Acı, bak acı ver bana. Ama bu bir evlilik durumu değil ki ya da bir nişan vesaire. Bu orada, ha, değil mi? Hani. Ya bu ilk flörtün ilk günü.
karnımız acıktı. Bayağı aksiyondan geçmişlerdi bu olaya gelene kadar. Pilot devam ederken de bu olabilir. Sıkıntı yok. Ama özel bir günde bunu yapıyorsa Devin herhalde bu pilavı sevgili Kıvanç'ın şöyle bir başına koyardı. Şöyle bakıyorum. Bunu asla unutmayacaklar. Yani Ebru da bunu asla unutmayacak. Onu herhangi bir restorana ya da belki bilmem kaçıncı kez gittiği restoranda, bugün de yine aynı restorana 52 yıl dönümümüzü kutlamaya geldiğin hiçbir esprisi yok bence. Ama bu espriyle. O zaman şuraya gelelim. Hiç unutulmaz. Unutmayacak ama nasıl unutmayacak? Sen de beni pilavcıya götürmüştün mü yoksa ha. Ay canım ne kadar güzel, sen de beni pilavcıya götürmüştün. Ya da dün akşam o kadar çok pilav yedim ki maalesef eşim beni buraya götürdü. Bugün biraz diyet yapıyorum. Kendimizi yerine koysak mesela. Ben bunu şöyle algılarım. Önce ama sen söyle. Sen nasıl algılarsın? Hayır ben mesela beyefendinin yerinde olsam verdiğim mesaja bak hanım derim. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın derim. Bak. Ben bu evliliğe başımı koymuşum, kalbimi yüreğimi koymuşum. O yüzden pilavcıdayız derim. Hop ucuza da getiririm işi. Kızım da gönlünü hop alırım vallahi. Buyur evet. Sen ne dersin? Yani güzel bir zeytinyağı markası gibi geldi şu anda. Ne? Yani yukarı çıktın bir anda hemen sen. Ama şimdi, yani çok güzel söz değil mi? 10 saniyede 9 yıllık evliliği acayip şekilde taçlandırdım. Evet taçlandırdın, tamam doğru söylüyorsun. Ben seni buraya getirdim diyor. Ben şöyle bakıyorum. Bu yine düşünülmüş, yine unutulmaz ve anılarına anı katacakları bir hikaye. Çok güzel, son derece de romantik olduğunu düşünüyorum. Bravo valla, bence ilham olsun herkese. Süreklilik arz ediyorsa tabii o da maddi boyutla da ilgili bir şey ama o da Ebru Hanım'ın canını sıkabilir. Bir de Özcan Deniz demişti ya, ben... Lahmacun yediğim insanla anca olabilirim yan yana. Mesela o da bir kriterdir. Mesela birinci yılda ya da ilk tanışmalarda pilav yiyorlardı. Bunu devam ettirmeye çalışıyor beyefendi. O da güzel olabilir. Ama bu pilavdan dönen kaşığı kırılsın olayını ben çok sevdim. Sevdim, güzel. Ben bunu özel hayatımda da kullanacağım. Anladık, anlaşıldı. Güzel mesaj oldu. Peki, ama hadi... senin bu duruma tepkini ben anlayamadım. Neyse bir düşün ondan sonra. Hangisini? Gittim böyle. Tamam. Atıyorum çok böyle afili bir restorana gidiyorsun. Evet. Hemen dönüverdi enişte bey ya da artık kimse. Hop yıl dönümünü kutluyoruz. Hanım dedi pilavcının orada taburelere çöktün. De bakalım. Valla ne yaptın? Gülerim gülerim falan ama ayağında topuklu ayakkabı var orada. Yani oralar yani sadece hani en azından bir haberim olsaydı ayağıma bir terlik geçirirdim şurada yürürken. O zaman sürpriz yürürken. Olmazdı ki. Kaldı ki o zaman haberin olsa belki evden tabii, çıkmayacaksın. Tabii. Hayır canım öyle şey olur mu? Bence, evet şu şişi öleyelim hayatım diyebilirdik yani. Birlikte, yo hayır. Birlikte paylaşılan her anın bence çok kıymetli, çok önemi var. Sushi'de de pirinç var nihayetinde. Bak pilav gibi o da. Güzel, güzel espri. Peki Bolu'ya geçiyorum. Bir ev sahibi. 4+1 0 dairesi için 50 bin lira kira talep etti. Onu müşteri gibi arayan bir kişi emsal dairelerin kirasının 20 taş çatlasın 22 bin lira olduğunu Bolu'da söyleyip tepki lira. Gösterince karşılıklı sinirler gerildi haliyle. Abi ilan için rahatsız ettim. Kaç para abi bu? Abi işte biraz yüksek diyoruz ya. Hani tutan olur söyle tutsun diyor. 50 bin lira diyorum ben. 50 bin lira. Aynen öyle abi. Bu vicdani mi abi? Kafayı yemişler kafayı. Ev sahibi yani tuttuğunu öpmeye çalışıyor. Ama ayıptır bunlar. Zaten kiracıyız bıktık yani. Allah sabırlar versin. Bolu'da yeni yapılan bir binada 175 metrekare 4+1 dairesi için 50 bin TL kira talep etti. Onu müşteri gibi arayan bir kişi o ev sahibiyle yaptığı diyaloğu sosyal medyadan yayınlayınca tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Eşyalı mı? Değil, eşyalı değil. Eşya yok. Garajı büyük. 42 metrekare garajı var. Eğer sen böyle bir Müslümansan bir araştır böyle bir Müslümanlık var mı 50 bin lira kirayla? Olmaz. Yok olmaz. İnsan psikolojisini de anlayamıyoruz ama 50 bin lira çok fazla. Videoyu çeken Mahmut Alan'da emlak işiyle uğraşıyordu. Bolu'da emsal dairelerin fiyatının en fazla 20-22 bin lira bandında olduğunu söyledi. 50 bin lira kira talebine anlam veremedi. 30 bin liraya villa var. Bir özelliği yok. Normal bina. 50 bin lira kira demek zalimlik demek, zulüm demek. Buna dur deyin ya. Ya başımıza iş gelmesin de bu devirde her şey olur. Yanlış. Yanlış tabii ki. İlanı arayan kişi başta ev sahibiyle konuştuğunu sanıyordu ama sonrasında o kişinin aynı zamanda emlakçılıkta yaptığını anladı. Yaşadıklarına isyan etti. Yani dairenin sahibi hem kendisi hem de emlakçı kendisi. İnsan gibi davranalım. Yani biz niye birbirimizi kazıklıyoruz? Çok istemiş. Benciller. Şimdiki ev sahipleri benciller. Alanın sosyal medya paylaşımı hızla yayılınca ilan yayından kaldırıldı.
O da onun karakterini işte. Başka ne diyeceğim? Allah sizin yerinize düşürmesin şu milleti. Seni de şikayet edeceğim şimdi. İstediğin yere şikayet et. Git ya, sana ne ya? Allah Allah. Sana ne mi? Tabii lan, buldunuz bu milleti. Yürüyün böyle. Allah sizin yerinize düşürmesin şu milleti. Şimdi burada iki konu var. İki başlık altını dolduralım. Duyarlılık mı, rekabet mi? Hangi konuda, kim açısından bakalım? İkisi de emlakçı. Kiraya veren ev sahibi de emlakçıymış. Arayan kişi de yine bir emlak danışmanı. Şöyle şuradan gidelim o zaman. Mesela oradaki raiçler 20-25 milyon bin lira. Aynı ev için. O 50 bin lira diyor. Evet. Şimdi bu rekabet kurumunun ya da kurulunun konusu değil mi mesela? Evet. Yani bizim en fazla ev sahiplerinin, kiracıların en fazla çekindiği hadise neydi? 100 dairelik bir, 100 apartmanlık bir sokakta birisi diyor ki herkes 10 bin lira verirken 35 bin liraya kiraya verdim deyince 10 bin lira da direkt arttırıyor. Tabii. Hadise bu. Hı-hı. Yani bunun önüne geçmemiz lazım. Bu raici bir anda bambaşka bir hale getiriyor ya da hakkı olmayanı isteyebiliyor. Şimdi burada arayan kişi emlakçı değilmiş, hemen düzeltiyorum. Hı. Fakat kiraya veren mal sahibi kişi aynı zamanda emlakçı. Arttırmaya çalışıyor yani o zaman. Yani o kendi raici değerini, kendi ev değerini ve o civardaki evleri böyle bir şekilde yukarı çıkarıyor. Fakat ama diyor ki yani böyle bir şey yok. Yani insan Allah akıl fikir vicdan versin. Nasıl böyle bir şey istenebilir diyor. Burada bir şekilde rekabet de var. Bu konudaki cezalar da aslında çok yüksek biliyorsun bu rekabet kuruluna girildiğinde. Hı. Bu konuda verilecek cezalar da yine çok yüksek. Zaten baksana bir şeyden çekinmiş ya da o kadar çok evet tepki geliyor ki 4+1 50 bin lira vermekten vazgeçmiş. Garajı ama diyor. Şu da denebilir serbest piyasa. Ama şu da denebilir, bu kadar da serbest olmamalı. Abi, o kurullar neden var? Evet. Tamam mı? Hadise bu. 50 bini gören diğer taraftaki arkadaş da diyecek ki o zaman ben de 45'e çıkarıyorum hadi bakalım. Ve birdenbire Bolu ilimizin ya da Tunceli ilimizin ya da Kars ilimizin ya da Bağcılar ilçemizin, Pendik ilçemizin raiçleri de yukarı çıkıyor. 2-3 yıldır bununla uğraşmıyor muyuz zaten? Aynen öyle. Ya da yani şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Hani fiyatı bu bazılara falan taşıyorlar ya. Ya da altınla kiraya vermeye çalışıyor. O zaten şu kadar gram altın karşılığı. Hani bütün bunların olamayacağı da sonradan ortaya çıktı tabii. Ama yani isteyenin yüzü bin para diye bir söz vardır. Bu şekilde bir olay gerçekleşmiş efendim. Araştırın. Gerçekten araştırmak lazım. Raiç araştırmak lazım. Güvenilir insanlara gitmek lazım. Peki Sivas'ta insanlık dersi veren bir şoför evet var. Alkışlıyorum. Gelip gerçekten sarılıp yanaklarından öpeceğim ben bu kardeşimi. Bir anne ve Down sendromlu kızı binmeleri gereken otobüsleri karıştırarak farklı hattaki bir otobüse evet bindiler. Ya canım ya. Son durağa kadar yolculuk eden anne kızın durumunu otobüs şoförü fark etti ve bakın ne yaptı. Yanlış bindikleri otobüsün şoföründen insanlık dersi. Sivas'ta bir anne Down sendromlu kızıyla yanlış otobüse bindiklerini son durağa gelince fark etti. Son durak olduğunu bildirdim. Engelli ablamız orada bana sitem etti, kızdı. Ben babama gidecektim, beni niye götürmüyorsun dedi. Otobüs şoförü Muhammed Cindi onun gönlünü kırmadı. Üstelik oradan geçen başka bir engelli vatandaşı da gideceği yere kadar götürdü. Mağdur olmaması adına dedim ki teyze dedim tamam ben gideceği yere kadar götüreceğim dedim. O engelli vatandaş da duydu, engelli arkadaşımız. Ben de geleyim mi seninle dedi. Dedim hadi sen de gel dedim. Down sendromlu kızın yaşadığı mutluluk kameraya işte böyle yansıdı. Geçtiğimiz günlerde yine bir otobüste bir başka %60 görme engelli olan bir kişiyi yerinden kaldırmaya çalışan bir onun gibi bir yolcu vardı. Ya duyarlılık denen şey biraz empati. Evet. İnsandan anlama. Hani bizim temelimizde bu var ya. Ha. Hoşgörülü, sevecen, sevgiyi de paylaşan, aşını paylaşan, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyen bir kültürden geliyoruz. Biz bunlara tutunmak zorundayız. İyiliğe tutunmak zorundayız. Evet. Yoksa kötü olmak çok kolay. Tabii. Bana ne kardeşim, binmeseydin, biletini bastın mı basmadın mı, bana yandan mı baktın, soldan mı baktın, in, ne yaparsan yap da diyenler var. Bunları tabii da görüyoruz. İyi insan olmayı tercih etmiş arkadaşım. Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun var. Kirlenmemiş. Harikulade bir Anadolu insanı. Bir de Sivaslı başımın tacıdır. Canım benim. Taksiye binse çünkü inanılmaz paralar. Onlar için küçük. Yani kimileri için çok küçük paralar ama diğer tarafta o kızın sevincini hep beraber gördük işte. Bir de uğraş dur vesaire. Helal olsun. Koca otobüsü sürmüş evin önüne. Tebrik ederiz. Şimdi
Güzel bir konu açıyorum sana. Hazır mısın? Hazırım Ebru'cuğum. Evet, sorularıma sevgili... ve cevaplarıma hazır mısın? Hazırsın. Sevgili izleyicilerimize de soralım. Lütfen bu haberi izledikten sonra yorumlarınızı yazın. Siz acaba hangi mevsim bir insansınız? Ne demek bu diyeceksin. Sonbaharın ilk günlerini yaşıyoruz. Evet. Bir araştırma, mevsimler ruh halimizi etkiler mi? Bu sorunun cevabı Kolombiya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmayla ortaya çıktı. Çok çarpıcı cevapları var. Bizim de biraz sorularımız var. Bizimle birlikte efendim cevaplayalım. Mevsimler ruh halimizi etkiler mi? İşte bu sorunun cevabı Kolombiya Üniversitesi'nde yapılan araştırmayla ortaya çıktı. Gerçekten. 10 yıl boyunca 230 binden fazla kişinin anketleri incelendi. Siyasetten hukuka, sağlıktan sosyal ilişkilere kadar insanın ruh halinin mevsimlere göre değişiklik gösterdiği ortaya çıktı. Örneğin ilkbahar ve sonbaharda insanlar daha çok birlikte hareket ederken bu durum kış ve yaz mevsiminde tam tersi bir sonuca işaret ediyor. Mevsimler karar verme süreçlerini de büyük ölçüde etkiliyor. İlkbahar ve sonbaharda kaygı seviyesi zirveye çıkıyor. Buradan hareketle insanların sosyal gruplara daha fazla bağlanmasına neden olduğu varsayılıyor. Evet. Ne güzel bir araştırma ya. Çok... Doğru ama yani. Evet. Şahane. Mevsimler üzerimizde etkili mi? Evet, tabii ki. Ruh tamam. Halimiz üzerinde de etkili. Bence kesinlikle. Hatta yani mevsim dönüşlerinin insan psikolojisini ne kadar çok nedenli etkilediğine dair de ciddi araştırmalar var. Sağlık açısından da. Şimdi hemen soruyorum. Yaz insanı mısın, kış insanı mısın? Evet, yazın gönderin güzel kardeşlerim. Evet, sana da soruyorum tabii ki. Sabah'a da soruyorsun. Valla bu öncelikle dünyamız harikulade, bütün coğrafyalar harikulade ama bu soruyu mesela bir coğrafya, Türkiye'nin bazında dünya vatandaşı olarak söyleyeyim. Mesela kışın Kanada'yı çok severim. Kanada, o zaman kış insanıyımdır. Van'ın Bahçe Sarayı'nda olsam kış insanı değilim derdim mesela. Çünkü evet, coğrafya ve orada yaşananlar, altyapı, üst yapı doğru, falan filan yorabilir insanı. Ama genel olarak baktığımızda ben ilkbahar insanıyım Ebru'cum. İlkbaharı seviyorum. Aynen öyle. Çok siz? Valla ben her mevsimin insanıyım aslında. O zaten şimdi mevsimlere Allah'ın... göre evet ama hani hepsinden hayır, bir şey buluyorum kendime. Bir şey söyleyeyim. Ben de her insanın, herkes her mevsimin insanı da. En çok hangi da... mevsimi seviyorum? Baharın yaza geçişini. Ha işte. Baharın yaza geçişi falan. Benim gibi evet yani böyle Mart'ta o zaman yaz insanıyız diyebiliriz insan. Canım. Evet diyebiliriz. Ben mesela ayı olsam kışı çok severdim çünkü sürekli uyuyorlar ne güzel. Çok güzelmiş. Yani bana yaz özgürlük duygusu hissettirdiği için çok seviyorum. Hı-hı. İlkbaharı umut olduğu için çok seviyorum. Bir umutla, bir hevesle, bir heyecanla o yaza giriş. Hep böyle bir yeşermek, yenilenme gibi geliyor. Yani doğanın döngüsü insan üzerinde çok ciddi çok, etkileri var çok aslında. Kışın romantizmi diyeceksin. Evet, sert koşullarıyla yaşamların içinde o kadar çok bir romantik hikayen yok. Ama işte sonbaharın işte o birazcık böyle yaprak döken hüzünlü halinden de biraz daha düşünmeye itiyor insan aslında. Her mevsim bir kaybediş, çoğalış. Dışarıda yağmur var, mutlu olsun. Evet. Çıkalım mı? Çıkabiliriz. Yoksa dışarıdan bakalım mı? Hangisi mesela? Vallahi biraz çıkalım, ıslanınca geri dönelim. Zaten ya da... yağmuru adımla atar atmaz ıslanacaksın. O zaman ki hemen döneceğiz yani. Yok hayır, biraz ıslanabilirsin, yürüyebilirsin yağmurun de. Yağmurun sesine bak, aşka davet ediyor diye geçtiğimiz gün ay, düğünde ne kadar güzel dans ediyorlardı. Güzel. Ya güzel, yağmurun içindesindir ya dışındasındır Ebru, bir şey seç. Ha olursa olur demeyelim yani. Ya ben yağmurdan mesela, kaçan affedersin, bir insan değilim. Artvin'de yaşasam ben yaz insanıyım. Ama evet, Antalya'da yaşarsam kış insanıyım. Evet haklısın. Buyur bakalım. Bu büyük da kararlarımı da ben ne zaman veririm? O da benim... O da bana kalsın diye hemen bir kaçamak cevap. Buyur bakalım. Peki yazdan kışa geçerken mi ne zaman daha verimli hissedersin kendini? Kıştan yaza kış geçerken. Kış ya, kışın da herhalde daha verimli. Daha yazın verimli çünkü hani bahar ayları, gönüllü ayları rahat. Evet. O yüzden ben baktığın zaman bahar itibariyle yaz falan filan bir tatilim yapıyorum. Tabii biz 11 ay bile çok üretken bir halde olmaya genel çalıştığımız olarak, için. Genel olarak insanlar hep öyle. Genel ve olarak baktığın zaman kışın ve sonbahar biraz depresif falan asla ve katta düşünmem. Daha da fazla çünkü konsantre olabiliyorsun evet, kışın ya da bahar
bu şu saatlerden itibaren ne kadar güzel. İlişki olarak bakarsam da adam demiş zamanında başlamam, yeni bir aşka başlamam, yaz aşkım anla beni yaz aşkım. Yaz aşkı mı kış aşkı mı? İşte yani... Ya aşkın mevsimi mi var Allah aşkına ya? Ay sadece yazın daha fazla sosyaliz, daha dışarıdayız. Daha özgürüz dolayısıyla. Birileriyle tanışmak, insanlar evlerinden, hani yuvalarından. Biz de kuş uykusundan uyanıyoruz, bakma. O zaman şunu soruyorum. Yaz aşkı, kış aşkı önemli değil diyorsun. Yazın başlayan ilişkiler mi uzun sürer? Kışın başlayan ilişkilerde mi sürdürülebilirlik daha fazladır? Bu. Yoksa aşka başlamanın zamanı, yaşı başı yok ki. Haydi bakalım. Vallahi bir soralım. Haydi bunun cevabında ben bir tıkandım. Bana bir yardımcı olun. Yazın mı daha uzun sürer, kışın mı bilmiyorum. Aşk mevsimsiz bence. Bir de Ebru'cum şu sosyallik hikayesi, yaz, kış falan filan dedim evet. De. Sosyallik de mevzu ne biliyor musun? Yaşı, yazı, kışı, baharı filan bir kenara bırak, cep. Evet. Benim param varsa bana her gün yaz. Bana her gün sosyallik. Benim borcum varsa bana her gün ev, diziler falan filan ne kadar güzel. Tabii canım. Kesinlikle. Onun da tadı çok çok farklı. Fakat hani bu bazı indirgediğinde ya ne aşkı, ben nereye çıkacağım da bu ekonomik şartta kendi cebime baktığımda bu aşkı yaşayacağım. Gel kolaysa sen yaşa diyenler de vardır elbette ama bütün bunların içinde kendi iç dünyanda kurduğun bir düzen vardır. Hani o düzenin içinde gidip geliyorsundur. O da sana yetiyordur. Evet. Hani büyük şeylerde de gözüm yok. Bir aşkım olsun yeter hikayesi. Ne demiş Tarkan? Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın şarkısını Aysel Gürel yazmış. Böyle güzel mevsimine bir söz olabilir mi? Ayıdan bahsediyor bildiğin. Mevsimlere göre uyuyup uyanmışsın diyor. Yani mevsimine göre yani. Yani işin şaka tarafı da bu hadisede sen aşkı sallamıyorsun demek. Yani sen aşkını ya anlamıyorsun. Ya da fazla iflah olmayan bir romantiksin demek. Hayır. Aşkı çiçek böcek sanmışsın, mevsimine göre uyanmışsın, bulut sanmışsın falan filan. Yani şair burada diyor ki sen aşkı ciddiye almadın. A Ebru'cuğum diyor. Aşk diyor ki sen, şair diyor ki sen aşkın hiçbir şey anlamamışsın. Aşkla ilgili hiçbir şeyin yok çünkü aşkın ne mevsimi olur, ne günü olur, ne yazı olur. Ki aşktan bahsediyoruz. İnsanlar hayatı boyunca mesela benim bir kız arkadaşım var diyor ki hayatımın aşkını, ruh eşini bulacağım. Ruh eşini bekliyorum. Yani nerede ruh eşini? İşte bekleyeceğim olacak. O mu acaba, bu mu acaba bilmiyorum ki. Yani bu iflah olmaz romantiklikten, iflah olmaz bir beklentiye de girebiliyorsun. Ama aşk bir ille karşı cins hissedilebilecek bir şey değil. Yani sana doğayı da, yağmuru da, her şeyi de bir aşkla yaklaşırsan hayatta sevdikçe o sevdiğin şeyler de çoğalmaya başlıyor. Hı, aynen. Evet. Yani mevsimine göre davranacaksak böyle vay halimize. Vay halimize. Böyle şey olur. Aşkın mevsimi olmaz kesinlikle. Ama yazın daha hareketli oluyor böyle. İş hayatında sıcak. Aldığın kararlar peki? Kışın daha iyi. Kışın daha mı net karar veriyorsun? Ya da yazın klimanın ortasında alıyorsam o da sıkıntılı değil, o da güzel. Serinlikte olayım tabii. Diyorsun, bana yeter diyorsun. Yani. Ama ben sıcaktan çok rahatsız olan bir insan değilim. Sen çok terlersin biliyorum. Evet. O yüzden de böyle yazı sevmeyenlerdensin birazcık. Yazı çok seviyorum, daha. Hayır. Ben full yaz olsun. Terlemeye de hiç sıkıntı razıyım yok yani. Razıyım diyorsun. Aynen. Sorun değil. Ama büyük kararlar bence kış ortasında daha güzel oluyor vallahi. Alınır diyorsunuz. Efendim ruh halimizi etkiler mi etkilemez mi bilmiyoruz ama mevsimlerin üzerimizdeki etkisi bu şekildeymiş. Her mevsimi sevmek de bence bir başka kendini sevmekten yola geçen bir şey. Coğrafyalar önemli. Şimdi Londra'daki yağmurun altında yürümekle değil mi? Artvin'in o şahane yağmurunun altında şöyle oturup da çayını içmek apayrı bir şey. Dolayısıyla her yerde çok güzel. Evet. Yaz kış diye ayırmayın güzel kardeşlerim. Aynen. Güzel. Bol bol çalışın güzeller güzeli. Helalinden kazanın. Size her gün yaz, her gün kış. Oh. Bravo. Aynen. Harika. Gidin pilavcıda da pilavınızı yiyin. Öyle. Ay şu neler, bu neler demeyin. Helal olsun evet. Kardeşim. Manisa, Rize ve İstanbul'dan hayvan dostlarımızla ilgili gelen çok tatlı görüntüler var. Gerçekten bayılacaksınız. Buyurun bakalım. Sevimli hayvanlarla kurulan dostluklar yürekleri ısıttı. Bayburt'tan Rize'ye gelen Mehmet Ali Mural yol kenarında yaralı bir kartal gördü. Hemen aracını aldı, tedavi ettirmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Niye korkayım ki? Ben de en az onun kadar cesurum. Biraz şey yapıyor ama mücadele ediyor ama elimden kurtulamıyorum. Ta ki sağlığına kavuşana kadar. Bu papağan da Manisa'da sahibinin omzuna çıktı, bir güzel motosiklet gezisi yaptı. Bir güvenlik görevlisinin kediyle dansıysa sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Ya bu nasıl tatlı bir şey. Yani bir kartalın baksana gözünün içine bu kadar yakından baktığım bir an olmamıştı.
Şu güzelliğe bak. Efsane ya, çok güzel. Tüylerinin rengi, gagası. Yani muhteşem bir şey. Yani herkesin de başına gelmez bir yolda giderken bir kartal bulmak. Bir de alıyor arabasını, hastaneye evet, götürüyor. Neyse ki sonra doğaya bırakacakmış. Yani harikulade bir şeydi. Yani şunu dikkat ediyor musun Ebru? Memlekette ya da bu coğrafyalarda her neyse hayvanlara o kadar kötü davranılıyor ki. Şu çok normal insani davranışları bile ay yapıyoruz ya. Bu çok acı verici. Mesela az önceki bekçi kardeşim değil mi? Bak şu muhteşem bir şey mesela. Evet, dans ediyor kediyle. Yani... Alıyor, oynuyor, ediyor. Kediler bunun içinde var. Yani ne kadar güzel stres ve çok da önemli güzel hayvanlar yani dini açıdan da her açıdan da. Ama yani hani bu şu görüntüler o kadar çok hasret kalmışız ki evet. Ay ne kadar güzel diyoruz. Son derece bir insani davranış. Muhteşem. Doğayla uyumumuz her zaman şehir şu bu falan filan fark etmeden devam etsin ne olur. Öyle yani etki tepki sen nasıl davranıyorsan sana öyle geri dönüyor yani. Sen bir hayvana tekmeyle şiddetle herhangi farklı bir şekilde yaklaştığında hayvan da ne yapıyor? İçgüdü söylüyor, atlıyor üzerine. Yani gerek yok. Ya değil mi? Korumaya çalışıyor kendini. Ha. Yapacak bir şey yok. Ya da korumaya çalışıyor çünkü sen kendisinden üstece büyük olduğun için işte burada olduğu gibi. Şimdi o görüntü de gelecek gerçi birazdan. Peki. Hadi bakalım. Şimdi 140 liralık tavuk döneri paylaştı sosyal medyada bir kullanıcı ama nasıl bir tavuk döner diye de sordu sonra. Görelim bakalım. Yani 140 liraya gayet de güzel tavuk döner yenir mi? Tabii ki, tabii ki. Paylaşımına 140 liralık tavuk döner etiketini koydu. Bu fiyata ancak ekmek arası salata olur mesajı verdi. O video sosyal medyada hızla yayıldı. Yorum üstüne yorum geldi. Bence yanlış söylüyor. Türk mutfağının önde gelen sokak lezzetlerinden biri de tavuk döner. Tabii fiyatı uygun olunca da birçok kişi tercih ediyor bu lezzeti. Peki yarım ekmek bir tavuk döneri 140 TL'ye yemek mümkün mü? 145 TL'ye biz de 150 gram veriyoruz. Gayet de güzelli fiyatına göre. Ben her gün mutlaka tavuk döner yerim burada. Döner ustası çektiği o videoyla artan et fiyatlarına gönderme yaptı. Çünkü onun hazırladığı 140 liralık dönerde tavuktan çok salata vardı. Kimi altına 140 liraya ekmek mi olur yazdı. Kimi ekmek arası salata olmuş yorumlarında bulundu. Tepkiler peş peşe sıralandı. Gramdan falan belki kesiyorlardır. Onu yaptı. Dolandırıcılık. Sosyal medya kullanıcıları bu kadarına da pes derken video dönercilerin de dikkatini çekti. O koydu 30 gram var veya yok. Bence iki arkadaş kendi aralarında herhalde bir espri, şaka gibi bir şey. Döner ustalarının çoğuna göre 140 liraya güzel tavuk döner yemek mümkün ama daha ucuzu olası değil. Çünkü yarım ekmek standart dönerde 100 gram tavuk eti oluyor. İçine yeşillik de girince fiyat artıyor. Ucuz fiyata verenler 50 gram 60 gram veriyor. İçine salatadır, işte patatestir, sostur budur. Yani ucuza mal ediyor. Sessiz olun, ucuza tavuk döner yemeye kalkmayın. Çünkü ucuza tavuk döner yemek isterken ekmek arası salata yiyebilirsiniz. Bu bizim fıstıksız baklavaya benzemiş. Bunu böyle olduğunu zaten biliyorduk. Arkadaşımız evet. İronik bir paylaşım yapmış. Evet. Tavuk fiyatları nerede, et fiyatları nerede, 140 lira nerede? 140 lira da günümüzün 140 lirası mı, eskinin 140 lirası değil. Evet. Dolayısıyla... Aynen. Afiyet bak, şeker fıstıksız olsun. Baklava da böyle eğer istersen. Hı-hı. Yani ayransız yoğurt, fıstıksız baklava, kaşarsız tost. Bütün bunlar boş tost bulunur. Ekmek, biber ve ketçapla servis edilir şeklinde. Mesela biz bunu 2 yıl önce konuşuyorduk değil tabii, mi? Tabii tabii. Bak 2 yıldır hı-hı. mesela devam eden aynen. ve aa diyemeyeceğimiz haberler demek ki bir iyileşme sürecinin devam ediyoruz. Salata ekmek arası. Ya lezzetlidir de mutlaka abimin eli değmiş güzel. Ben de severim bu lezzetleri çok ama içine tavuk bulana aşk olsun. Neden yapmış tavuk fiyatlarına? Tavuk bulmak istiyorsan 140 değil 340-540 ödeyeceksin demek ki. Buna dikkat çekmek için yapılmış bir hikaye. Güzel haber. Sevdim. Çok fazla mesaj gelmiş. Vallahi kış denince aklıma sadece okul, giyim, yakacak masrafı geliyor. Kesinlikle yaz insanıyım. Gökyüzünde güneş olsun da hangi mevsim olursa olsun demiş ya, Ebru Hanım. Sevgi selam gönderelim. Ben de baharı çok seviyorum demiş Mehmet Bey. Ben her bahara aşık olurum diyor mesela değil mi sevgili evet. Candan Hanım? Ya. Ne kadar güzel. Çok güzel bir her araştırma. Her bahar da bayağı iddialı ama ya. İyi yayınlar demiş. İlk bahar yaz insanıyım. Bak benim ne gibi. Ne yaz, geriye? Ne kış, ne bahar insanıyım diyen de var. Ne?
Ben yaşamıyorum abi. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Nesiniz siz? Ucuzluk başka bir şey de salaşlık başka bir şey. Bizim pilava gelmiş. İlk flört gününde asla yapılmaz. İlk flört değil ki o zaten. Evet değil. Ha, genel olarak değil. Diyor o fotoğrafa değil. İlk flört gününde yapılmamış zaten. Efendim mevsimler ama bize... Ama o da kendi görüşü. Efendim, mesela kesin yapalım diyen kız arkadaşlarımız ya da erkek arkadaşlarımız da vardır. O çiftin uyumuyla ilgili bir şey işte. Sürekli antin kuntin yerlere gidiyorsan sokak lezzetlerine de hasret kalırsın. Ya bence buradaki en gerçek şey, gerçeklik bence çok önemli. Yani bir şov falan değil. Şu kalbinin sesi. O sana ne diyor, ne yaptırıyor, içinden ne geliyor? İşte onu senden sorduk da bir cevap alamadık. Hani parkın orta yerine pikniği açmışsın. Evet. 140 liralık belki tavuk dönerle beraber bir 200 liralık ayranı. Vallahi yersin, yiyemezsin, diyorsun. Yanındadır, önemli olan, sağlıklıdır. Ben biraz buralardan, ben çok böyle sen dramatik yerlerden geliyorsun. Geliyorum. Yok hayır değil, hijyenden değil. Ben gerçek yanımdaysa eğer sevdiğim, sevdiklerim. Fark etmez gittiğimiz yer. Gittiğim yer hiç fark etmez. Hayır. Kesinlikle öyle. Bence de haklısın canım. Hiçbir zaman öyle olmadım yani açıkçası. Anladım. Peki, buyurunuz. Şimdi efendim, Ezgi Mola'nın bir paylaşımı, evet. Söz konusu, açıklaması daha doğrusu. Narin Güran hakkında bir açıklama yaptı da yine kendisi, görüşlerini bildirdi. 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde ölü olarak bulunmuştu, katledilmişti. Ve hepimizin gözyaşlarına boğulduğumuz o süreç, ünsüz herkesten tepkiler yağıyor. Ve Ezgi Mola'nın açıklaması var. Bir izleyelim, dinleyelim. Görelim, biz de konuşalım. Herkes Narin'i konuşuyor, minik Narin'i. Sizin de söyleyecek bir iki cümleniz var mı efendim minik? Var tabii ki. Bunun sebebi olan herkesin göz yumanların, orta olanların da Allah belasını versin. Teşekkür ederim. Ayrıca o tabutun üstüne o duvak yerine önlük, oyuncak koymaları gerekirdi. O küçücük çocuğu gelin olarak hayal etmelerinde berbat buluyorum. Bunun üzerine başka bir şey konuşmaya gerek yok. Sağ olun, dikkat edin kendinize. İnşallah adaletin yerini bulduğu bir ülkemiz olur. Evet, sevgili Ezgi'ye sevgi selam. Ezgi gibi bu konuda tepkilerini dile getiren onlarca fazla insan oldu. Çok yani fazla. Çok fazla insan. Sosyal medyada, ekranlarda, orada burada. Bu konu zaten çok ağır bir konu olduğu için bu ağır konunun üzerine bir de bir şey daha eklenip eğer bu düşünceyle yapıldıysa bu gerçekten söylenecek söz yok. Yani sen daha gelin olacaktın da ya da genç gelin olacaktın da yaşasaydın ya da zaten nerelerden geldiyse hikaye. Ama diğer taraftan annesinin bir dönem açıkladığı gibi gerçi kendisinin nedenle doğru söylediği açıklamalarından biraz farklılıklar gösteriyor ya anlayamıyoruz ama bu hafta bir düğünümüz var. O düğünde sen o hayal ettiğin gelinliği giyecektin, oyunu oynayacaktın orada. Güzel kızım gel de düğünümüzü yapalım dediği laflar aklımıza geliyor. Acaba ona istinaden mi? O acının içinden bunu çıkarmak nasıl bir şey? Kimin aklına geldi bilinmez. Ama buradaki her adım, her söz, her yorum gerçekten yüreğimizi dağılıyor, biraz daha dağılıyor. Yani zaten Ezgi Hanım da hani ayrıca diyerek devam ediyor. Evet, zaten tabii, görüşlerini belirtmiş. Çünkü o yola girersek o tali bir yol. Şu an ivedilikle sorulan zaten sorular iş davada sürekli olarak yeni haberler geliyor. Ve sert cevaplar, sert sorular var. Sert cevapların gelmesi için yargıda zaten her şekilde çalışıyor. Hani yok gelinlikmiş, yok bilmem neymiş falan filan. İşin bambaşka boyutları onlar. Aman o yollara girmeyin. Bir taraftan da ona bakarsan tabut yetişkin tabutuydu. Hiçbir özen mi yok yani bir küçük kıza göre yapılacak bir tabutumuz da mı yoktu mesela diye bir hayli fazla sorulan hadiseler de var. Dolayısıyla bunlar sorulacak elbette ama öncelikle o sert sorulara doğru cevapları bulmamız gerekiyor. Zaten süreçte o şekilde ilerliyor. Evet. Allah'tan rahmet diliyorum gani gani güzeller güzeli küçük kardeşime. Peki yurtta ve dünyada ilginç görüntüler, farklı haberler. Buyurun yola çıkalım. Murat'cığım kısa bir araya gidiyoruz. Hadi. Yarın sabah yine görüşünceye dek efendim sağlıkla huzurla kalın. Hoşça kalın. Evet sabah görüşmek üzere. Hoşça kalınız.